Sevgili Ne Haber ailesi, Antalya Gözü programına hoş geldiniz. Şimdi aslında tabii seçim çalışmaları başlamasa da aslında artık gündemimiz seçim. Kısmen işte deprem evet etkisini kaybediyor ama işte iki gün önce yaşanan işte Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Urfa'daki sel felaketi yine bizleri çok üzmüştür. Ölenlere başsağlığı, kalanlara sabırlar diliyoruz, geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah her zamanki gibi devlet onların da yanındadır. Eksikleri giderilecektir. Fakat hem siyaseti hem de depremi ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. İşte geçen haftalarda bahsettiğimiz meşhur emniyet müdürü hikayesi. İşte bazı depremzedele gelen ürünleri çalıp kendi evine Tekirdağ bölgesine götürdüğüyle ilgili haberler vardı. Açığa alındı falan filan. Ama şu anda hiçbir açıklama yok bununla ilgili. Yani ihraç oldu mu, olmadı mı? Bunlar iftira mıydı? Öyle bir şey var mıydı? Yok muydu? Hiçbir açıklama yok. Hem aslında deprem gündemi için çok önemli bir mevzu. Hem de siyaset için çok önemli bir mevzu. Bence işte bu uzun süreli hükümetin en büyük yıpranma nedenlerinden biri de bu. Birçok şeyi böyle hep halının altına süpürmek. Ya işte bunu gündem etmeyelim veya bunu konu etmeyelim. Ya bunu unutalım, bunu kapatalım. Yok, bir şey kapanmayacak. Yani kapanacaksa hak eden hak ettiği cezayı aldıktan sonra kapanacak ya da aklanacak. Yoksa böyle bugünlükte biz bu konuyu da bir sümen altı yapalım ya da bu tozu, pisliği, sıkıntıyı halının altına süpürerek demekle bu sorunlar bitmiyor. İşte dağ gibi olup yeni nesil bunun hesabını soruyor maalesef. Şimdi yine Ne Haber'de iki üç gün önce bir haber okudum. Uçak seferi iptal oldu ve ben Ne Haber yetkililerine de ifade ettim. Artık bunu haber yapmamak lazım diye sadece Ne Haber'de. Siirt'in bir sürü haber kanalında çıktı. Bunu haber yapmamak lazım. Yani uçağın iptali maalesef bence artık bir haber değeri taşımıyor. Tam tersi eğer uçak seferi olursa bunu haber yapalım. Ya o kadar vahim bir konu ve durumdayız. Yani bakıyorum uçak seferlerine, havaalanı 1990'larda yapılmış. O zamanki teknoloji, o zamanki havalimanı teknolojisi ve o zamanki uçak teknolojisine rağmen uçaklar hiçbir zaman iptal olmayıp sürekli seferler yapılıyordu. Ama sene gelmişiz 2023'e. Maalesef yüksek havada, Cizre'de, Muş'ta, Batman'da, etrafımızdaki tüm havalimanlarında uçak seferi iptal edilmezken Siirt'te uçak seferleri iptal oluyor. Ve sürekli işte yok efendim şu cihazı yapacağız, yok efendim bu cihazı kuracağız, yok efendim şunu yapacağız. Sonuç yine aynı. Maalesef uçak seferleri yine iptal. Bir sürü tadilat, pist uzatmalar olmasına rağmen yine uçak seferlerimiz maalesef tarifeli olarak devam edemiyor. Uçak seferi deyip geçmeyin aslında. Bu Siirt'in kaderini değiştirecek bir mevzu ulaşım. Yani yarın burada bir iş adamı, bir fabrika kurmak istediği zaman buradaki ulaşıma bakacak. Eğer ulaşım yoksa bununla ilgili hiçbir şey yapamaz. Fabrika da kurmak istemez, işine de gelmez. Tabii ulaşımdan bahsetmişken tabii işte seçim çalışmaları dediğimiz gibi başlamadıysa da seçim atmosferine girdik. Şimdi ulaşım diyoruz. Bakıyoruz ki hükümetten bahsedelim. İşte 2003 yılında ki işte Siirt'in durumuna bakıyoruz. 2023 yılındaki Siirt'in durumuna bakıyoruz. Maalesef çok bir değişiklik yok. Düble yol çalışmaları Siirt'ten start almışken hala Siirt'te bitmemiştir. Bugün Siirt'ten Pervari'ye gidilecek yol perişan, berbat. Her sene orada canlarımızı kaybediyoruz. Maldan hiç bahsetmiyorum zaten. Orada kaza yapan arabalar, milli servetimizin kaybından hiç bahsetmiyorum. Oradaki canlarımız, onlarca insan ölüyor o yollarda. Er yolu
Keza böyle, Pervar yolu böyle, Şirvan yolu böyle, Baykan yolu böyle, Kurtalan yolu böyle. Yani diyecek çok sözde bulamıyorum ama işte baraj öncesi çok küçük maliyetlere yapılması gereken işte köprü, Mışar bölgesinde onlarca köyümüz var. Yani biz bugün oraya ulaşamıyoruz ama ora bizim diyoruz. Ya böyle bir dünya yok. Köprüyü zamanda yapacaktınız, yapamadıysanız bugün o köprüyü yapacaksınız. Bu kadar köylünün yarın gidip oyuna talip olacaksınız ama diyeceksiniz ki vallahi işte biz bu köprüyü yapacağız. Ne zaman? İşte yapacağız. İşte yapacağız deyince olmuyor. 20 senelik maalesef geçmiş var, yollar yapılmamış, perişan bir şekilde. Şimdi tabii yine yollardan bahsediyoruz. Yani bir sürü seçim vaadi var. İşte biz gelirsek şunu yapacağız, biz gelirsek bunu yapacağız. Onlara oy vermeyin, onlar hırsız. Onlara oy vermeyin, onlar şunlar, onlar böyle. Bunlar terörist, bunlar hırsız, bunlar kapkaççı. Peki şunu soruyorum. Yani biz bir kısım bir kısma terörist diyor, bir kısım bir kısma hırsız diyor, bir kısım bir kısma diyor ki dürüst değil diyor, şunu diyor, bunu diyor. Her kim kazanırsa acaba diğer taraftan bunun hesabını soracak mı? Bakın bu çok çok önemli bir mevzu. Bu hesap sorulacak mı? Yani örnek diyorum. Şimdi ben işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmadan önce şimdiki yönetim. Bunlar çalıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar, çalıyorlar dediler. Ama seçimi kazandılar. Ben bir dava, bir mahkeme görmedim. Ya bunlar eğer hırsızsa niye dava açılmıyor? Veya tam tersi diğer taraf için. Yani bir belediye başkanı seçimi kazanana kadar her türlü şeyi söylüyor. Vaatlerden geçtik biz. Ben vaatlerden bir yana bunu çok önemsiyorum. Yani biz bu adama hırsız diyoruz ama seçimi kazanıyoruz. Sonra biz bir dava açmıyoruz. Veya bunu kamuoyuna sunmuyoruz. Belgelerini sunmuyoruz. Arkadaş bak bu adam bu kadar mal çalmış. Bu adam bu kadar mülk çalmış. Biz bu kediyi eti yemeden önce tarttık. Eti yedikten sonra tarttık. Evet kedi et kedinin midesinde diyemiyoruz. O zaman demek ki benim aklıma şu geliyor. Gelen adam da çalacak. Eğer kendisi çalmayacaksa niye hırsızlar ortaya çıkarmıyor? Böyle bir vaadimiz var mı? Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Aslında bu benim şu anda anlatacağım mevzu depremden dolayı biraz ertelendi. Yoksa çok daha önce konuşmak istediğim bir mevzuydu. Siirt'te Türkiye'nin kendi alandaki en büyük tesislerinden birisi işte çinko fabrikası kuruldu. Milyon TL'lere mal oldu. Milyon TL'ler teşvik alındı. Bu teşvikler nereden alındı? Devletten alındı. Arkadaşlar devlet kimdir? Devlet biziz. O teşvik benim param. Ve sizin paranız. Peki bu çinko fabrikası kuruldu. Ben şunu bekliyordum. Siirt halkı gidip çinko fabrikasının önünde eylem yapacak. Kardeşim bu çinko fabrikası senin babanın malı değil. Kapatamazsın. İcabında devlet bir daha teşvik versin. Elektrikten mi bahsediyor? Elektriği düşürsün. Şunu etsin, bunu etsin. Bu çinko fabrikası kapanmaması lazım. Neden? Binlerce insan işsiz kaldı. Kimse onlardan bahsetmiyor. Kimse çinko fabrikasında çalışan işçilerin hakkını savunmuyor. Bakın ne konuşuluyor biliyor musunuz? O dönem için söylüyorum. Çok enteresan. Benim tüylerim diken diken oldu. İnsanlar şunu konuşuyor maalesef. Oradaki işçilerin, emekçilerin, çoluk çocuğunun rızkını konuşacağına, Siirt'te katkısı konuşulacağına şu konuşuluyor. Vallahi bu çinko fabrikasını filan kişi destekliyordu. Tamam. Burası kapandıysa tamam. Artık o adam veya o adamın desteklediği kişi milletvekili olamayacak. Çünkü çinko fabrikası kapandı. Diğer kesim ne diyor? Oo tamam. Çinko fabrikası kapandı. Onlar artık olamayacak, biz olacağız. Ya bizi sizi yok. Oradaki çalışan insanların hakkı var. Her kimse oranın sahibi, her kimse orayı destekleyen, her kimse orasının kurucusu, ora kapanmaması lazım. Tüm Siirt el ele verip orayı bir daha açtırmamız lazım. Eğer açtıramıyorsak oranın hakkını sormamız lazım. Kardeşim bu kadar para nereye gitti? O giden benim param. Ve dediğim gibi az önce sizin paranız. Kıymetli Ne Haber ailesi, bir sonraki Antalya'nın Gözü programında görüşmek üzere.